İzmir'de iki çocuk süs havuzunda oynarken elektrik akımına kapıldı. Ölümden dönen çocukların durumu ciddiyetini koruyor maalesef. Bu üzücü olay sayın seyirciler, süs havuzlarındaki tehlikeyi bir kez daha gündeme getirdi. Çünkü hemen her yıl, özellikle tabii havalar sıcak olunca, çocuklar serinlemek istiyorlar. Onları ne kadar uyarırsanız uyarın böyle haberler maalesef önümüze geliyor. Oysa ki alınacak tedbirlerle bu tür üzücü olayların önüne geçmek mümkün. Süs havuzunda oynarken az daha canlarından oluyorlardı. İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki 8 yaşındaki Yağmur Ceylan'la 5 yaşındaki Emirkan Erdem süs havuzunda elektrik akımına kapıldı. Yaralanan çocukları havuzdan esnaf çıkardı. Çığlıkları duyduk yardım edin diye. Ben çıktığımda zaten burada insanlar toplanmıştı. Çocuğun birini götürdüler. Yağmur ve Emirkan işte bu süs havuzunda elektrik akımına kapılarak yaralanmışlardı. Olayın hemen ardından başka olumsuz bir durumun yaşanmaması için havuzun vanası ve şalteri kapatıldı ve etrafına da işte bu emniyet şeridi çekildi. Yaralı çocukların Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Emirkan'ın durumu iyi ancak Yağmur yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. İlk çocuğu almışlar, ikinci çocuğu, kız çocuğunu görmüşler. O çocuk içeride kaldığından dolayı, biraz geç alındığından dolayı çocuk biraz daha ağır. Uzmanlar süs havuzlarının elektrik mühendisleri tarafından projelendirilmesinin önemine dikkat çekiyor. Havuz içerisinde kullanılacak ekipmanların gerilim seviyesinin insana zarar vermeyecek seviyede olan 24 voltun altında olması gerekiyor. Bunun üzerinde olduğu takdirde oluşabilecek bir kaçaktan havuzun içine girmeniz değil, parmağınızın ucunu değirmenizde bile çarpılma riskiniz ortaya çıkıyor. Elektrik kaçaklarını önlemek için havuzlara akımı kesen cihazlar da yerleştirilmeli. Bu konuda ise görev belediyelerle ilgili kamu kuruluşlarına düşüyor.